Merhaba. Türkiye koyu seküler bir döneme doğru yürüyor diye yazalı yıllar oldu. Bundan kasıt tek başına 28 Şubat benzeri bir süreç değil elbette. 20 yıllık AKP iktidarındaki kirli ve çirkin ilişkilerin patlaması. Açayım. Türkiye hiçbir zaman layık bir devlet olmadı. Layıklık talebelik yıllarımızda din ve devlet işlerinin ayrılması olarak ezberletildi. Yalandı bu. Türkiye'de layıklık tasarlandığı ve yola çıktığı andan itibaren devletin din ve diyanet işlerini düzenlemesi, planlaması, reforme etmesi biçiminde uygulandı. Ankara Müslümanlığı hiçbir zaman kendi akışına ve kendi başına bırakmadı. Sürekli yönetti, yönetme ihtiyacı duydu. Kur'an'a farklı yorum getirdi. Camiye, ezana da öyle Din eğitimine biçim verdi. Neyin haram, neyin helal olduğuna dahi hükmetti. %99'u Müslüman kabul edilen bir coğrafyada garipsenecek bir durum değildi bu. İktidara gelen manevi iklime de hakim olmak ister. İnşa edilen ve taviz verilmeyen resmi kimlik ve itikat Sünni Türk İslam'ıydı. Bu komünizmle mücadele eden anarşiyle baş etmeye solun karşısında sağ partilerin dizaynına ve o partilerin sünni Türk tabanına kadar böyle devam etti ve ediyor. Onca genç intiharı varken, KHK dramlarına her gün bir yenisi eklenirken, 20 yaşındaki tıp öğrencisi Enes Kara'nın intiharı diğerlerinden sembolik olarak ayrıldı. Çünkü... Din-Diyanet işleri her şeyin merkezine oturdu. Fetva müessesesi hoyratça kullanıldı. Devleti tarikat cemaat merkezli parsellemeye öfke tavan yaptı. Taciz, tecavüz gibi olayların üzerine gidilmediği gibi bilakis himaye edildi. Ve kamuoyu haklı olarak bilendi, konu kangrenleşti. Tıpkı Suriyeli mültecilere tahammülsüzlük gibi Öyle olduğu içindir ki Enes Kara'nın intiharı konuşulurken aynı günlerde 19 yaşındaki Suriyeli bir gencin bıçaklanarak öldürülmesi kimsenin ilgisini çekmedi. İlgilenmek de istemediler. Ana muhalefet lideri demiş ki meraklanmayın en geç 2 yıl içinde bütün Suriyelileri davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz. Nasıl ki buna imkan ve ihtimal yoksa İslami mahalleyi de masa başında örgütleyemezsiniz. Yurtları kapatır, ev açmalarına bir süre engel olabilirsiniz ama düşünceyi ve onun etrafında toplananları kapatamazsınız. Cemaat ve tarikat yurtları kapatılsın kampanyası iktidarın toplum mühendisliğine seküler bir tepkidir. Aynı seküler dünyada kulağa hoş gelen slogan şu: Bireysel dini hürriyetlere evet, ancak örgütlü yapılanmaya hayır. İslamcının içeceksen evinde iç demesi gibi bir şey bu. İki tarafta ortasını bulamadı bir türlü. Sorun elinde çekiç olanın her şeyi çivi zannetmesi.